İyi seyirciler, yeni bir 5'te 1 kamp programına hoş geldiniz. Şu sıcak yaz günlerinde sizlere yine Türkiye'de ve dünyada olan biteni dilimiz döndüğünce anlatabileceğimiz, zaman zaman da konuklarımla konuşabileceğimiz özel bir programla geldik karşınıza. İlk durağımız İran. Bu hafta İran'da dünyanın konuştuğu ilginç bir zirve vardı. Bundan yaklaşık 20 gün önce NATO'nun önemli liderleriyle, başta Biden olmak üzere ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belki de farklı bir dünya liderinin yapamadığı bir durumu gerçekleştirdi ve 22 gün sonra tam zıttında, hatta düşman olarak belli değil, iki liderle İran'da buluştu. Putin ve İran'ın önemli isimlerinin katıldığı bu toplantılarda bütün dünyada farklı açılardan çok konuşuldu. Tabii toplantının asıl meselesi, asıl konusu Türkiye'nin daha önce ilan ettiği Suriye'ye yapacağı operasyondu. Suriye'ye operasyon yapılmasına İran ve Rusya tarafından sıcak bakılmadığını söyleyebiliriz. Nitekim sonrasında yapılan açıklamalarda da herkes net bir şekilde kendi tavrını sergilese de bu konuda yeşil ışık yakmadığını söylemek şimdilik mümkün gibi gözüküyor. Astana süreci öncü rolünü kaybetmemelidir dedi Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızda en az 30 kilometre öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatlar gereğidir ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir. İdlib'deki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir gibi çeşitli mesajlar verdi. Rusya lideri bambaşka bir telden konuştu diyebiliriz. Üçlü gelişmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de bu görüşü destekledi. Peki bu zirveden birazdan farklı açılardan konuşacağız ama ne çıktığını isterseniz İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a soralım. Sayın Uygur, bu üçlü zirveye siz baktığınız zaman ne gördünüz? Yani ben dilim döndüğünce anlattım. Pek çok kişi de detayları gördü ama siz bir İran uzmanı olarak ne gördünüz acaba? Üçlü zirve önemli. Zira bildiğiniz gibi Astana Zirvesi'nin sonuncu toplantısı daha önce de çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmişti. Ve temel olarak Suriye krizinin çözümüne yönelik bir zirve. İran, Rusya ve Türkiye katılıyor. Önemli aktörler tabii bölgede Suriye krizinde. Ancak şu ana kadar belirli mesafe alınmasına rağmen çok temel Suriye krizinin çözümüne yönelik bir sonuç çıkmadı. Somut bir sonuç çıkmadı. Birçok açıdan önemli ama en önemlisi zannedersem zamanlama. Yani bugünlerde her şey önemli. Malumunuz Putin'in işte 50 saniye beklemesi bile haber ajanslarına düştü. Her şeyden bir şey çıkartılıyor. Bugünlerde her bir diplomatik girişim, temas önemli. Ukrayna Savaşı'nı muhakkak göz önüne tutmamız gerekiyor. Putin'in yurt dışına çıktığı ilk ziyaretlerden bir tanesi oldu. Bunun dışında Biden'ın bölgeye bir ziyareti vardı. İsrail ve Suudi Arabistan'a gitti kendisi. Orada da İran konusu, İran'ın nükleer faaliyetleri ön plana çıktı. Bölgesel politikalardaki etkinliği ön plana çıktı. Ve İsrail'de hatırlarsanız son seçenek de olsa bir askeri güç kullanabiliriz dedi Biden. Dolayısıyla İran'da olması, 3 ülkenin Batı ile ilişkileri sorumlu olan 3 ülkenin bir araya gelmesi bu zirveyi daha önemli hale getirdi. Yine özellikle Arap basınında acaba bu Biden'ın ziyaretine karşı bir tepki ziyareti miydi? Bu tür yorumlar yapıldı. Ama bana öyle geliyor ki bu zirve çok böyle Batı karşıtı bir zirve olarak almak doğru değil. Burada 3 ülkenin öncelikleri var, 3 katılımcı ülkenin öncelikleri var. Türkiye'nin tutumu çok netti. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli tekrarladığı vurguları burada da yaptı. İşte neydi o? Öncelikle bir Manbij ve Tel Rifat'a yönelik askeri operasyon Suriye'nin kuzeyinde. Buna kararlılığı bir kez daha vurguladı. Türkiye'deki mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde, bence bu üç nitelik önemli, Suriye'ye geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü diğer iki ülke Suriye'deki savaşın artık bittiğini ve dolayısıyla bu mültecilerin şu anda gönderilmesini istiyorlar. Ama biliyoruz ki geçmişte giden mültecilerin başlarına birçok işler geldi ve şu anda gitmeye çok gönüllü değiller. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle beklentileri vardı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması önemliydi bence. Anayasa Komitesi ile ilgili, Cenevre'deki Anayasa Komitesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı hayal kırıklığını vurguladı. Bu konuda önemli bir mesafe alınamadığını, hatta son olarak komitenin toplantı yerinin bile mesele olduğunu
ve bunun arkasında Rusya'nın rahatsızlığının yattığını belirtti. Bence bütün bunlar önemliydi. Yani aslında Türkiye'de bu tür konuşmaların önemli olduğunun farkında, Rusya ve İran gibi enerjinin değer kazandığı böylesi bir zaman diliminde bu iki ülkeyi yok saymanın mümkün olmadığını biliyor. Bunlarla kanalları tutmak çok önemli. Özellikle de Batı ile sorunlar yaşarken. Ama Suriye özelinde çok ciddi bir yol kat edilmediğinin farkında. Ve aslında tersinden okuyacak olursak Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını, temelde şunu söyledi. Bize daha önce verilmiş çeşitli sözler var. Terör örgütüyle mücadele konusunda sözler var. Güvenlik kuşağı konusunda, mültecilerin döndürülmesi konusunda. Ancak biz şu ana kadar herhangi bir somut ilerleme sağlayamadık. Anayasal geçiş konusunda daha keza öyle. Suriye rejimi anlamlı müzakerelere yanaşmıyor Cenevre'de. Dolayısıyla bunlar olmazsa en azından satır arasında ben öyle bir ima hissettim. Bunlar olmadığı müddetçe Astana görüşmelerinin felsefesi de ortadan kalkmış olacak. Yani diğer iki tarafa da baktığınızda, Rusya ve İran'a da baktığınızda, onların açıklamalarını da dikkatli okuduğunuzda onların da aynı pozisyonda olduğu görülüyor. Onların da söylediği şey şu, yani biz Suriye'de az önce de dediğim gibi kriz artık bitmiş sayılır ve Türkiye'nin yeni bir operasyonu, her ne kadar tırnak içinde biz de terör örgütlerine karşıysak, bu arada dikkat edilmesi gereken bir husus, hiçbir zaman terör örgütü isimleri karşı taraftan verilmedi. Sayın Erdoğan her seferinde PKK ve türevlerinin isimlerini zikretmesine rağmen karşı taraflar terör örgütü diyerek bir bakıma geçiştirdiler. Ve hatta Hamene'yi daha da ileriye giderek ikili toplantıda terör örgütü yalnızca bir grup değil diyerek Türkiye'nin tezlerine de zımni olarak karşı çıkmış oldu. Dolayısıyla bu konularda karşı tarafta tutumunu sürdürdü, Türkiye'nin harekatı istikrarı bozar dendi. Yine Hamene'ye Türkiye'nin büyük zararı olur dedi, terör örgütlerine yarar dedi. Bu konularda geri adım atılmadığını görüyoruz. Ancak şu da var, tabii bu diplomasi masası zorlu bir masa. Az önce de dediğim gibi yıllardır süre gelen bir çalışma, müzakere masası. Gerek liderler seviyesinde, gerek de daha alt seviyede. Dolayısıyla kısa vadede çok ciddi bir yumuşama, tavır değişikliği beklemek gerçekçi değil. Ben daha önceki yayınlarda da açıklamaya çalıştım. Yani eğer Rusya ve İran'ın bu tarz, eğer Türkiye'ye yeşil ışık yakma niyetleri olsa bile böyle bir Astana toplantısında bunu açık açık belirtmelerini beklemek çok gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Çünkü bunların Suriye rejimiyle çok derin bağları var. Bunların YPG ile ciddi ilişkileri var ve YPG'yi tamamen Amerikan kontrolünde bir örgüte dönüşmesini istemiyorlar kendi açılarından. Dolayısıyla ancak Türkiye bir askeri operasyon yaptığında, buraya girdiğinde bunların pratik sonuçlarını görmüş olacağız. Tahran ve Moskova'nın tepkisi ancak o zaman belli olur. Bu zirvede dağ fare mi doğurdu? Bölgeye etkisi ne olacak? Suriye etkisi ne olacak sizce bu zirvenin? Zirveden somut sonuç olarak dediğim gibi Suriye üzerinde çok özel bir şey çıkmasa da üç aktörün de temel meseleleri var. Nedir? İşte bildiğimiz gibi Rusya Ukrayna'da bir savaşın içinde ve Batı tarafından ciddi yaptırımlar altında ve bu savaşın kısa sürede bitmeyeceği anlaşılıyor. Bu savaş klasik tabirle Türkiye içinde işte hem fırsatlar hem tehditler yaratıyor. Rusya ile olan ilişkileri daha da hassaslaşıyor. Çünkü bir taraftan Türkiye malumunuz NATO üyesi, NATO'nun aldığı kararlara uymak zorunda ve NATO Rusya'yı çok ciddi bir tehdit telakki ediyor. Daha geçtiğimiz günlerde Madrid'de bir toplantı yapıldı ve bu belgelendi. Diğer taraftan Rusya ile Türkiye'nin işte en son tahıl koridoru meselesinde gördüğümüz gibi birçok işbirliği alanı var ve bunların devam etmesi gerekiyor. İran'ın hakeza başta nükleer faaliyetleri olmak üzere Batı ile ciddi problemleri var. Ve büyük beklentilere rağmen Biden iş başına geldiği zaman yeni bir anlaşma imzalanacak diye olan bütün beklentilere rağmen en azından şu ana kadar bir nükleer anlaşma imzalanmış değil ve İran üzerindeki yaptırımlar da devam ediyor. Dolayısıyla karşımızdaki masadaki diğer iki ülkenin bölgesel öncelikleri bir şekilde Batı ile Amerika ile olan ilişkileriyle ciddi ilişkili ve bunların nasıl ilerleyeceği, nereye evrileceği, yani biz burada konuşurken yarın işte İran ve Amerika anlaştı, nükleer anlaşma imzalanıyor diye bir haber çıkabilir. Veya Ukrayna Savaşı bir şekilde sönebilir, gerileyebilir, önemi azalabilir. Bu takdirde bölgesel gelişmeler değişir. Daha tehlikeli yerlere gidebilir. İsrail'in sürekli vurguladığı gibi İran'a yönelik askeri opsiyonlar gündeme gelebilir. O zaman bölge değişir. Ama görünen o ki hem Irak hem Suriye özelinde İran, Türkiye, Rusya ilişkileri, buna Kafkasları da eklemek mümkün.
Çünkü üç ülkenin Kafkaslar'da da özellikle Karabağ meselesinde de gördük. Önemli bir etkinliği mevcut. Ve Hamine'nin yine vurgusunda Karabağ meselesi önemliydi. İran-Ermenistan sınırının kapanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla üç ülke arasındaki bu hem Orta Doğu hem Kafkaslar üzerindeki etkileşim devam edecek. Burada çok kısa vadede çok keskin dönüşümler, değişimler beklemek mümkün değil diye düşünüyorum ben. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da özellikle Ukrayna krizinden sonra ortaya çıkan İran-Rusya ilişkileri. Astana'nın iki önemli ülkesi İran ve Rusya'nın işbirliğindeki değişim. Malumunuz Amerikan kaynaklı haberlerde İran'ın Rusya'ya İHA ve SİHA satma aşamasında hazırlığında olduğu açıklandı. Bu gerçekleştiği takdirde eğer gerçekleşirse Rus yetkililer bu tesisleri ziyaret ettiklerini doğruluyorlar ama henüz bir satın alım yok. Bu gerçekleşirse biz İran SİHA'larını çatışma bölgelerinde daha çok göreceğiz. İran-Rusya ilişkileri daha derinleşmiş olacak. Bunun Rusya'ya, Suriye'ye etkisi nasıl olur? Çünkü Suriye'de İran'ın genelde daha şahin bir konumda olduğunu görüyoruz. Bunları biraz dediğim gibi ilerleyen günlerde belki haftalarda daha net olarak görebileceğiz. Ancak temelde dediğim gibi bu pilav daha çok su kaldırır ve önümüzdeki dönemde Astana'nın nereye evrileceğini, buradan somut bir sonuç çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Tabii şunu unutmamak lazım. Astana son tahlilde, en son planda Türkiye açısından en azından bir B planıydı. Neden B planıydı? Çünkü Amerika'nın Suriye'nin geneline dair sahneden çekilmesi, yalnızca YPG alanlarıyla sınırlı tutması Suriye planlarını Türkiye bir alternatif etmişti. Amerika Suriye ile ilgili nihai bir planla, bir eylemle gelmediği takdirde bence bu Astana zirvesi ağır aksak da olsa yoluna devam edecektir. Sayın Uygur, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.